Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvud emri ilallah. İnallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an-ı Kerim'i okuma ve anlama programının ikincisini yapıyoruz. Birinci sohbetimizde ilk 10 cüzün özeti ve analizini yapmıştık. 10 cüzde kaç sure vardı? 9 sure. Unutmayalım. Şimdi ikinci 10 cüz, yani 11'den 20. cüze kadar. Burada da kaç sure var? Hiç bakan oldu mu? Bilmiyorum. Ben baktım, 20 sure varmış. Bugün 20 surenin inşallah ben kısa bir özetini vereceğim. Ondan sonra sizlerin soruları varsa okuduğunuz yerle ilgili, onları inşallah cevaplandırmaya çalışacağız. Tabi Kur'an-ı Kerim 30 cüz, her cüz 20 sayfa. 30 ile 20'yi çarparsak ne kadar oluyor? 600 sayfa. Kur'an-ı Kerim 600 sayfa. İlk 10 cüzde Fatiha suresi vardı ve diğer uzun sureler vardı. Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in özeti. Allah Teala size bir özet veriyor. Kur'an hakkında bilgi veriyor. Kur'an'da ne var? İşte risalet, tevhid inancı, ahiret inancı, efendim, sırat-ı müstakim, kendilerine kulluk nimeti verilenlerin yoluna tabi olmak, peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler, bizden önceki ümmetlerin hatalarına düşmemek. Bundan sonra Allah Teala Bakara, Âl-i İmran, Nisa, Maide o surelerde bizden önceki ümmetlerin hatalarından bahsediyor. Yahudiler, Hristiyanlar ve Mekke müşrikleri ve şu mesaj veriliyor: aman Muhammed ümmeti aynı hataya siz düşmeyin diye Allah Teala Hazretleri böyle bir mesaj verdi. İlk 10 cüzde böyle 9 tane sure vardı. İkinci 10 cüzde, yani 11 ile 20. cüzler arası, orada da 20 tane sure var. Yani bugün biraz fazla olduğu için belki hızlı bir şekilde onları sizlere aktaracağım. Tabi 20 sureyi bir anda anlamak zor. Onun için sureleri 3 gruba ayırdım ben. Birinci grupta 6 sure var, ikinci grupta 7 sure, üçüncü grupta 7 sure. 2, 7, 14, 6 ile toplarsak 20 sure oluyor. Birinci grupta Yunus, Hud, Yusuf, Ra'd, İbrahim, Hicr şeklinde 6 tane sureyi seçtim ben. Peki bunların ortak özelliği nedir? Ortak özelliği Mekke'de inmişler 6 sure. Bir de hepsi Elif, Lam, Ra diye başlıyor. Böyle. Sadece Ra'd suresi Elif, Lam, Mim, Ra diye başlıyor. Demek ki bunların ortak bir mesajı var. 6 tane surenin ortak mesajı var. Biraz dikkatli okuduğumuzda burada peygamberlerin tevhid mücadelesi anlatılır ve Allah'ın gücü anlatılır. Tevhid denilince Allah'ın gücü anlaşılır. İşte Yunus, Hud ve bu surelerde Allah-u Teala Hazretleri peygamberlerin tevhid mücadelesini bize aktarıyor. Ey Muhammed ümmeti, bundan sonra görev sizindir, misyon sizindir. Bıkmadan, usanmadan tevhide, tevhid inancını anlatmaya, tebliğe devam edin mesajı adeta veriliyor. Önce Yunus suresine bakalım. Yunus suresinde Allah Teala işte peygamberlerin mücadelelerinden bahsediyor. Orada Hazreti Nuh, Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Yunus peygamber var. Yunus peygamberin belki ismi geçtiği için bu sureye Yunus suresi denilmiş. Burada Allah Teala önce İslam akaidini özetliyor. Ondan sonra peygamberlerin mücadelelerini bize aktarıyor ve onlar gibi bizim de mücadeleci olmamızı istiyor. Biliyorsunuz Yunus peygamber
toplumu için çok uğraşıyor fakat toplum bir türlü yola gelmiyor. Sonunda kızıyor, Allah'tan izinsiz bir şekilde o bölgeyi terk ediyor. Ninova, Ninova'da yaşıyor. Ninova nerede? Irak'ta. Musul'a yakın bir yer. Size WhatsApp'tan attığım o şeyde haritada var. Tabii bir gemiye biniyor. Gemide denizde bir dalgalanma olunca onların adeti, içimizde bir tane uğursuz bir kişi var. Bunu denize atmamız gerekir ve bu şekilde kurtulmamız gerekir diye inanıyorlar. Kura çekiyorlar. Kurada da Yunus peygambere çıkıyor. Yunus peygamberi denize atıyorlar. Ayetlerde geçtiği üzere denizde onu büyük bir balık yutuyor. O anda Yunus aleyhisselam büyük bir hata yaptığını anlıyor ve La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diye bu zikri, tesbihi çok tekrar ediyor. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Sen mükemmelsin. Ben zalimlerden oldum. Beni affet diye böyle dua ediyor. Tabi bu tesbih de, bu zikir de Yunus suresinde geçmiyor. Daha sonra şimdi şey yapacağımız Enbiya suresinde geçiyor. Tabi ben hafız olmadığım için bakıyorum başka yerde geçmiyor. Muhammed hocam hafız olduğu için bunu daha iyi bilir. Bundan sonra Hud suresi geliyor. Yunus'tan sonra Hud suresi geliyor. Yine burada peygamberlerin mücadeleleri, onların insanlarla olan diyaloğu devam ediyor. Burada Hazreti Nuh'un uzunca hayatı anlatılıyor. Hazreti Nuh'un hayatı çok önemli değerli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. 950 sene toplumun içinde bulunmuş. 50 senede yaşadığını düşünürsek bin sene yaşamış. Ama ne kadar yaşasa yaşasın küllü nefsin zaikatül mevt, herkes bir gün ölümü tadacaktır. Hazreti Nuh da ölmüş. Tabii insanlara İslam'ı anlatıyor ama bir türlü kabul ettirmiyor. Sonunda ya Rabbi diyor, bu müşrik, bu zalim toplumun hepsini helak et diye böyle dua, beddua ediyor. Allah Teala kendisine bir gemi yapmasını emrediyor. Gemi yapacak ama su yok, deniz yok. Fakat teslimiyet, Hazreti Nuh itiraz etmiyor ve gemiyi yapıyor. Biz olsak deriz ki ya Rabbi su yok, deniz yok, gemiyi niye yapacağız? Hatta müşrikler de dalga geçiyor. Nuh yani gemi yapıyor ama burada bir şey yok diyorlar. Ve gemi bittikten sonra Allah Teala Hazretleri işte yerden gökten sular gönderiyor ve büyük bir tufan oluyor. Hazreti Nuh'un gemisine binenler kurtuluyor, binmeyenler helak oluyor bildiğiniz gibi. Helak olanların içinde Hazreti Nuh'un oğlu da var, hanımı da var. Müşriklerle beraber. Yani peygamber hanımı, peygamber çocuğu olmak kurtuluş sebebi değil. Hud suresinde bu şekilde oradaki mücadele anlatılıyor. Onun dışında Ad kavmi, işte Hud peygamber, Semud kavmi, Semud kavmine Salih peygamber gönderiliyor. Onların mücadeleleri anlatılıyor. Sonra Musa aleyhisselam, Firavun'la mücadelesi. Bu surenin mesajı da zulmün sonu helak olmaktır. Yani bir kişi zulmediyorsa bunun sonu helak olmaktır. Zulüm deyince arkadaşlar haksızlık anlaşılır. Arapçadaki zulüm vad o şey fi gayri mevdi'ihi, bir şeyi olmaması gereken bir yere koymak. Yani haksızlık yapmak. En büyük zulüm nedir? Şirktir. İnne şirke le zulmün azim diyor Lokman aleyhisselam çocuğuna. Ey yavrum diyor, Allah'a şirk koşma. Çünkü her şey, her nimeti o veriyor. Gidip de başka putlara tapma. Çünkü inne şirke le zulmün azim, çünkü şirk büyük bir zulümdür. Büyük bir haksızlıktır. Zulüm haksızlık demektir arkadaşlar. Tabii Hazreti Musa döneminde de Firavun kendisinin tanrı olduğunu zannediyor. Rab olduğunu zannediyor ve insanlara zulmediyor, onları sömürüyor. Allah Teala onun karşısına Musa peygamberi dikiyor ve kendisinin Rab olmadığını ifade ediyor. Musa aleyhisselam diyor ki ben diyor işte
alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçisiyim diyor. Firavun şaşırıyor. Ve ma Rabbul alemin. Alemlerin Rabbi de kimmiş ben varken? Diyor. Hazreti Musa diyor ki işte o bizim Rabbimizdir, göklerin ve yerin Rabbidir diye açıklıyor. Sonra mücadele, kavga başlıyor arkadaşlar. Daha sonra Yusuf suresine geçiyoruz. Orada da bir başka imtihan sebebi anlatılıyor. Yani bir takım musibetler vardır ama bu musibetlerin sonunda hayırlar gelebilir. Yusuf peygamberin hayatında olduğu gibi işte kendisi küçükken kardeşlerin hasedi sebebiyle kuyuya atılıyor. Oradan çıkartılıyor, birileri tarafından köleleştiriliyor, Mısır'a götürülüyor ve orada satılıyor. Daha sonra alan kişiler onu azat ediyorlar. Başına bir takım şeyler geliyor bildiğiniz gibi. Sonradan ne oluyor? Mısır'a böyle sultan oluyor. Orada çok üst derecede bir kişi oluyor. Ve İsrailoğulları Filistin'den şeye gidiyorlar, Mısır'a gidiyorlar. Tevrat'ta da bu çıkış diye anlatılır. Orada Allah-u Teala Hazretleri kadere inanmak gerekir. Bu mesajı veriyor. Allah'a güvenin diyor. Allah'a bir güvensek zaten iş bitiyor. İnanmak demek Allah'a güvenmek demektir. İş bitiyor. Ve Allah'a güvenen insan mutlaka bir çıkışa ulaşır, kurtuluşa ulaşır. Yusuf suresi de bu mesajı veriyor. Tabii çok mesajlar var. Mesela orada Yusuf Aleyhisselam işte bir iftiraya kurban gidiyor, hapse atılıyor. Hapisteyken Mısır Meliki, Melik diye geçiyor, orada Firavun diye geçmiyor. Bir rüya görüyor. Rüyasında 7 tane zayıf inek, 7 tane kuvvetli ineği yutuyor. Halbuki tam tersi olmalı. 7 tane zayıf başak, 7 tane kuvvetli başağı yutuyor. Bunun etrafındakilere soruyor, bilenlere, uzmanlara kimse tabir edemiyor. Rüyayı tabir edemiyor. Orada birisi diyor ki ya zindanda Yusuf diye biri vardı. Rüyaları çok güzel tabir ederdi. Bir de ona soralım diyor. Ona gidip soruyorlar. Yusuf Aleyhisselam diyor ki işte 7 sene bolluk olacak, sonra 7 sene kıtlık olacak. Bu kıtlık için ne yapın? Biraz işte buğday vesaire depolayın diyor. Yani orada aslında piyasa ekonomisini veriyor. Biraz ekonomi üzerinde çalışanlar bunun üzerinde biraz yoğunlaşsa iyi olur. Günümüzde ekonomi deyince hep finans anlaşılıyor. Bankacılık, para, şu bu. Halbuki para mal için bir aracıdır. Aslında para hiçbir şey. Para elimizin kiri. Ama kapitalist düzen, sistem, dünya bize bunu dayatıyor. Halbuki önemli olan piyasa ekonomisi. Yani mal üretimi, mal depolanması vesaire, bunlar çok önemli. Geçiyoruz. Ra'd suresinde Allah Teala kendi gücünü gösteriyor. Yani işte Ra'd gök gürültüsü demek arkadaşlar. Gök gürültüsü, şimşek, yıldırım, bütün bunlar Allah'ın gücünü gösteriyor. Yağmur Allah'ın gücünü gösteriyor. Bu noktada her şeyi yaratan, değiştiren Allah'tır. Ona itaat etmeniz gerekir mesajı veriliyor. Bundan sonra İbrahim suresi geliyor. Orada Hazreti İbrahim, Muhammed Aleyhisselam'ın insanlara olan tebliği ve güzel hasletleri anlatılıyor. Hicr suresi, Hicr size gönderdiğim haritada da var arkadaşlar. Mekke'nin kuzeyinde Semud kavminin yaşadığı yer. Semud kavmine de hangi peygamber gönderilmiş? Salih Aleyhisselam gönderilmiş. O anlatılıyor. Orada Allah için mücadele edin. Haddinizi aşmayın, sınırı aşmayın. İyi bir Müslüman olun mesajı veriliyor. İşte 6 surede bize peygamberlerin tevhid mücadelesi anlatılıyor. Efendim, Allah'ın gücü aktarılıyor ve bizlerin de iyi Müslüman olmaları mesajı veriliyor.